Nerede gördük? Aydın'da gördük. Özlem Çerçioğlu milletvekiliydi. Belediye başkanı adayı oldu. Büyükşehir belediye başkanı oldu. Aydın'ın hem ismini daha çok duydunuz hem de biraz sonra söylerim rakamlar da var. Aydın daha fazla hizmet aldı. Sizin herhalde bilginiz yok Sayın Kılıçdaroğlu. Özlem Çerçioğlu belediye başkanlığı süresince hakkında Asliye Ceza ve Ağır Ceza'da mahkemeleri var. İhaleye fesat karıştırma, özel ve resmi belgede sahtecilik gibi ağır suçları kapsamaktadır. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdür Vekili Hakan Olkaç, Sağlık Daire Başkan Vekili Ahmet Balcı, İmar Daire Başkanlığı Şube Müdürü Ali Çetin ve Genel Sekreter Yardımcısı Zafer Uçar görevi kötüye kullanma suçundan Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Batı Bölge Koordinatörü diyor Fatih Akkentli ve 9 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı ve Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun daire müdürleri ve başkan yardımcılarına görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle açılan davada ceza yağdı. CHP'li Çerçioğlu 5 ihalede usulsüzlük yaptığı iddiasıyla 14, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla 10 olmak üzere toplam 24 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. CHP'li Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ismi bir yolsuzluk soruşturmasında daha anıldı. Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin ihalesiz aldığı borularla ilgili 3 milyon 19 bin lira fazla ödeme yapıldığı gerekçesiyle 15 kişi hakkında soruşturma izni verildi. Bir asfalt ihalesi yaptılar, 32 milyon TL'yi hiç ettiler dedim ya. Hiç ettiler dedim. Ya siz nasıl parti yöneticisisiniz ya? Araştırma gereği duymuyorsunuz mu ya? Burcu Köksal'da tam bir faşist anlayış. Her gözü açık burası diyor ama deme kapalı filan böyle. Ya arkadaş hangi yüzyılda yaşıyoruz ya? İnsan odaklı bakmanız gerekiyor. Ondan sonra da düzeltmesi Özgür Özel'e kaldı. Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak. CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ile tartıştı. Gerilim tırmandı. Salonda vekil Burcu Köksal bir anda yere yığıldı. Yaşanan gerginlik sırasında CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal baygınlık geçirdi. Osman Kavala'ya, Selahattin Demirtaş'a selam olsun. İnsan yasal bir partiden, DEM Partisi'nden ya da başka bir partiden niye gelemesin? Gelebilir. Bize gelip üye olan hiç kimsenin adli sicilinden bakmıyoruz.